Yani doğru, bu da olabilir. Hemen anında bastı. Beter görev vardı önümde, onu seçmiş oldun. Bilerek mi yaptın yoksa vakit kaybetmemek için mi öyle yaptın? Hayır. Sen biraz cin bir Hugo'cusun galiba. Öyle misin? Bilmem. Yalnız beter görev çok zor bir oyun, onu biliyorsun değil mi? Evet. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Beter görevde Sümeyye oynayacak en zor oyunlarımızdan birinde. Bize biraz kendinden bahseder misin Sümeyye? Benim adım Sümeyye. Senin adın? Dördüncü sınıfa gidiyorum. Dörde gidiyorsun, güzel. Başka? Adi Efendi'lik öğretim okulunda okuyorum. Çok güzel. En sevdiğin televizyon programları arasında hangileri var mesela? Hugo. Ha öyle mi? Peki, çok teşekkür ederiz. Başka hangileri var mesela? Çizgi filmler. Çizgi filmler var. Evet, çok hoş oluyorlar gerçekten onlar da. Senin gibi tatlı oluyorlar gerçekten. Sümeyye, moralini bozmak gibi olmasın ama beter görev çok zor. Korkuyor musun? Hayır. Hugo'cular kendine güvenir değil mi? Evet. Anlaştık, tuşlara çok dikkat et lütfen. İşte beter görev başlıyor. Hugo, Sümeyye'nin parmaklarının ucunda. Bu siyah elmasların çok güzel bir yanı var. Hepsi bana güç veriyor. Daha fazla, daha fazla istiyorum. Adadaki bütün kikusları ele geçirin ve benim kölem olarak çalışmaları için zorlayın. Hugo, bütün yol Don Kroko'nun adamlarıyla dolu. Bütün kikusları yakaladılar ve zamanlıları madene götürdüler. Belki biz kikusların serbest kalmasını sağlarız. Ve belki onlar da bize volkanın altındaki mağaraya giden kısa yolu gösterirler. Tamam Fernando, uçur beni. Bana yardım edebileceğini düşünüyorum. Merhaba. Dört ve altı numaralı tuşlara dikkat et. Şimdi altıya basman lazım. Altı Sümeyye, çok güzel. Bekle biraz, biraz sonra dörtle sola geçeceksin. Şimdi dört. Güzel. Tekrar altıya basacaksın biraz sonra. Şimdi altı. Çok güzel. Dört. Sümeyye, biraz geç kaldın. Örümcek Hugo ile oynuyor. Nereye gidiyoruz? Sümeyye çok iyi başladı. Sadece bir canı çıktı. Çok dikkatli ol. Beş. Sümeyye geç kaldın. İkinci hattımız da gidiyor ne yazık ki. Burası genellikle benim asılı durduğum yer. Yolculuk sürecek. Benim için dikkat et. Beşe anında basma lazım görüntü zaman. Şimdi dört. Bravo, hemen altıya bas. Altı. Bravo Sümeyye, 30 puanımız var. Sümeyye çok iyi yarışıyor, 10 yaşında. Beşe basacak biraz sonra, beş görünce. Şimdi dört ve altıyla bir tarafa geç. Dört ve altı. Çok güzel, şimdi sağa gel. Ne yazık ki sol hakkımızda gidiyor. Neredeyse dünyanın dibini boyluyordu. Olabilir, bu bir oyundu. Çok iyi denemeydi. Ama şimdilik hoşça kal. Gerçekten iyi bir denemeydi ve Sümeyye gerçekten çok iyi oynadı. Sümeyye'yi tebrik ediyoruz. Şöyle bir puanlara bakalım. Oyunun sonunda topladığı elmaslardan tam 70 puan aldı Sümeyye ve oyunu 70 puanla bitirdi. Sümeyye, tebrik ediyoruz seni. Sümeyye. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek, çok tatlısın. Hugo sana bir hediye paketi gönderiyor. Ülker'in birbirinden lezzetli ürünleriyle dolu sürpriz hediye paketi. Merhabalar, Bursa'dan Sercan Aydın. Merhaba. Nasılsın Sercan? İyiyim Tolga abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bursa nasıl bugün? İyi. Yeşil Bursa, güzel Bursa. Evet. Çok güzel bir şehir gerçekten. Çok da tabii tarih de önemli. Görevler üstlenmiş bir şehir. İstanbul'a geldin mi hiç hayatında? Geldim. Beğendin mi? Beğendim. Başka nerelerini gördün Türkiye'nin? Antalya. Orası da çok güzel gerçekten. Her yeri güzel bence. Oyununu seçelim mi Selcan? Seçelim. Hangi oyunlar kalmıştı geriye? Börtü Böcekli. Çılgın Deve Kuşu. Evet.
Çılgın deve kuşu kalmıştı. O ikisi arasında istediğin zaman 5'e basacaksın. Diğer 3 oyunumuzu oynamıştık. İzninizle lütfen. Ben izninizi alıyorum ve yürümeye başladım. Peki. Demek ki çılgın deve kuşuyla oynayacak Sercan. Sorun var mı Sercan? Yok. Peki benim var mı sorum? Bilmiyorum. Sorun varsa sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Ya bu da bir soruydu aslında. Mesela şöyle bir sorum olabilir. Seni anlatacak en iyi kelime nedir Sercan? Yani öyle bir kelime söyle ki duyanlar bu Sercan'ın özelliği desin. Utangaç. Sen! Hadi canım atıyorsun bence. Hiç utangaç gibi bir halin yok. Gayet rahat görünüyorsun yani. Günlük hayatta utangaç mısın? Biraz. Hangi konulardan utanıyorsun mesela? Bilmiyorum. Canım herkes, hepimiz bazı konulardan utanırız. Çok normal yani. O kadar da üstünde durma. Zaman içinde geçiyor zaten. Sonra geçebilir yani birdenbire. Ayrıca biraz daha hassas bir çocuksun galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama çok tatlısın o kesin. Hugo hazırlanana kadar bir iki maile de göz atalım hemen. Merhabalar, ben İstanbul'dan Kadir Altay. Fanatik Hugo hayranıyım. 17 yaşındayım. Bence Hugo sadece çocuklara ait bir oyun değil aslında. Hugo oyun bile değil. Hayatımızdan bir parça. Yarışmacı olmak istiyorum ama kader. Aramalarım sonuçsuz. Çok doğru söylüyor aslında. Sadece çok az Hugo'cu yarışmacı olabiliyor. Bunu da biliyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Neyse ki Hugo'cular çok anlayışlı davranıyor. Sercan, Hugo nerede? Parmaklarımın ucunda. Aynen öyle. Hugo, şimdi deve kuşuna binme zamanı. Aman yolun doğru olup olmadığına dikkat. Yolculuğa hazır mısınız? Hadi toz nasıl kaldırılırmış gösterelim. İşte çılgın deve kuşuyla bir kere daha çıldırıyoruz. İlk iki elmas 20 puan, sol atlama lazım. Çok güzel, 30 puanla bu bölümü aşıyor Sercan. Ve zor bir harita çıkıyor. Bakalım kısıtlı süre içerisinde bu haritayı aşabilecek mi? Sağ alt köşede ne kadar zamanı kaldı görünüyor. 4. Çok güzel Sercan. 60 puan ve bir yol ayrımı. Düz gitmemesi gerekiyor. Altıyla sağa dönüyor Sercan. Bravo! Show TV'de canlı yayında çılgın deve kuşu sürüyor Tropikada'da. Maymunlar geliyor, aslanlar geliyor. Ve bir canımız gidiyor. 3 kişi çok kalabalık oluruz dememiş miydik? Oyunun henüz başlarındayız. Bakalım bu sefer daha başarılı olabilecek miyiz? Bence olacak Sercan. İçimde öyle bir his var. Çok dikkatli ol Sercan. Düz gideceksin, sonra iki taraftan birine döneceksin. Çok karışık bir harita çıktı şansına. Dikkatli ol. Geç kalma Sercan, niye geç kaldın? Eyvah, bir hakkımız daha gitti. Harika. Maymun beni alt etti. Sırada ne var? Eşek mi tepecek? Hazır ol. Bu Hugo, Lina ve çocukları kurtarmak için son şansımız. Yani hata yapıldığı anda oyun bitecek Sercan. Çok dikkatli ol lütfen. 4 ile sola, 6 ile sağ zamanında geç. Şimdi hemen 6'ya bas. Şimdi 4. Çok güzel. 100 puana ulaşıyoruz. İstediğin taraftan gidebilirsin. İkisi de aynı uzunlukta. Zaman kaybetme fazla. Altıyla sağa tercih ediyor. İlk soldan yukarı dönmesi lazım. Gelen tehlikelere dikkat et Sercan'cığım. Hiç yedek canı kalmadı. 4. Çok güzel. Evet, şimdi sola dönecek Hugo kendiliğinden. Bundan sonra doğru PTT'nin oradan gitmemiz gerekiyor. 4. 6 hemen. Çok güzel. Tekrar 4. Sercan çok iyi gidiyorsun. Oraya sapmaman gerekiyor ama sıfıra bas, bir bas istersen. 150 puanımız var. Hala zamanımızın yarısındayız. Düz gidip ilk sapaktan sonra sapacağız. 2'ye basıyor onun için Sercan. 150 puanımız var. 6. Tekrar 4 Sercan. Sakın geç kalma, erken bas. Güzel. Boş ver o elması. Şimdi sola dönmen lazım. 4 ile sola dönecek. 0'la bir bakıyor. Bence de iyi yapıyor. Ne olur ne olmaz diye. 4'e basıyor. 170 puan var. Tedbirli olmak çok güzel bir şey Sercan. Tehlikelere dikkat et. 6. 4 hemen. Sercan çok az bir yol kalmıştı. Bu maymun artık canımı sıkmaya başladı. Başaramadık. Bu seferlik bu kadar dostum. Ne yazık ki yapacak bir şey kalmadı burada. Olsun, puanlara şöyle bir göz atalım. Topladığımız elmaslardan çok puan aldık. 180 puan aldık tam. Ama ne yazık ki son bölüme geçme hakkını